Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bu akşam şöyle hem boğazı yumuşatan, bizi ısıtacak, metabolizmamızı hızlandıracak ve hem de bizi tok tutacak güzel bir altın süt tarifi vereceğim. Ben gün içinde yine gayet sağlıklı beslendim ama akşam yemeğimi erken yedim, saat 6 gibi. 3-4 saat geçtiği için de biraz acıktım doğal olarak ve kendime ve eşime altın süt hazırlamak istedim. Bunu sizlerle de paylaşayım. Şimdi 2 bardak sütüm yağsız benim. Arzu ettiğiniz her çeşit sütü kullanabilirsiniz. 2 fincan diyeyim daha doğrusu süt koydum. 2 kişilik bu. 1 çay kaşığı dolusu tarçın. Siz 1 kişilik yaparsanız lütfen baharatları daha az koyun, yarısı kadar. 1 çay kaşığı zencefil. Ve 1 çay kaşığı da zerdeçal koyacağım. Çok faydalı, çok güzel bir çaydır ve kışa da uygundur. Öksürüğe, işte balgama, böyle nefes darlığına vesaire bu baharatlar çok iyi gelecektir. Ayrıca dediğim gibi kilo vermek isteyen ya da sağlıklı beslenenler için de çok faydalı, güzel bir karışım bu. Bir taşla iki kuş vuralım yani bu akşam. Şöyle bir karıştırayım, kaynamaya bırakıyorum. Benimle ilk kez karşılaşan izleyicilere söylemiş olayım. Zaten sürekli abonelerim bilirler. Çok sık sağlıklı kürler, hiç kimseye zarar vermeyecek kürler ve sağlıklı tarifler paylaşıyorum. Kanalımda diyet ve sağlıklı tarifler kategorisinde hepsini bulabilirsiniz. Ayrıca oldukça çok kilo verdim. O süreçte de yaptığım tarifleri, tüyoları ve içecekleri sizlerle paylaştım. Ama kanalımda sadece onlar yok. Bildiğimiz normal kurabiye, kek, pastalar da var. Ekşi maya yapımı, sirke, yoğurt, kefir gibi yine faydalı bilgiler de var. Kanalıma göz atarsanız oynatma listesinde hepsini bulacaksınız. Bu sütü mideniz kazındığında rahatlıkla içebilirsiniz. Hatta çalışanlar için söyleyeyim. Termosta sıcak olarak iş yerine götürebilirler. Sabah kahvaltısı niyetine içebilirler. Ya da soğuduktan sonra da soğuk altın süt olarak gayet güzel tüketebilirsiniz. Bazı kişilere süt ağır gelebiliyor. Yarı yarıya yapabilirsiniz bunu suyla birlikte. Benim senelerdir özellikle kış günlerinde akşamları çok tükettiğim bir süt. Daha doğrusu bir içecek bu. Tavsiye ederim size de. Çok iç ısıtan, metabolizmayı hızlandırıp insanı da tok tutan faydalı bir şey. Şimdi alıyorum ocaktan. Sizlerle sohbet ederken tarçını tam karıştırmamışım. Şöyle güzelce bir karıştırayım tarçını da, eriteyim. İçerken ağzımıza gelmesin. Buna kakule de ekleyebilirsiniz. Şu an bitti benim kakulem. Genelde evde bulundururum aslında. Bildiğiniz Türk kahvesine de bir tane kakuleyi döverek koyarım. O da hem baş ağrılarına hem yine sindirime çok iyi gelir. Aslında bu kış evlerimize kakule alalım derim. Onu da bulunduralım. Zencefil, zerdeçal gibi kakulemiz de olsun. Hepimiz için şifadır. Hem şifa olsun hem de iştahımızı kessin, bizi tok tutsun diye içiyoruz ya. Özellikle mideniz kazındığında sütün yanında diyelim saat akşamüstü 4 ve acıktınız. Daha yemek saatine var. Yemeğiniz yok, hazır değil. Hemen böyle bir içecek hazırlayın ki kanalımda bunun gibi onlarcası var. Bu 2 kişilik dediğim gibi birkaç kuru kayısı ya da 1-2 hurma ama yanında mutlaka kuru yemiş. Çünkü tatlıyla bu tuzluyu yani kuru yemiş ve kuru meyve, taze meyve dengesini de kurmamız lazım. Biraz tarçın serpilmiş taze meyve olursa daha iyi olur. O şekeri daha da az yükseltir. Ama fındık ya da cevizi ya da birkaç bademi bu tatlı meyvelerin yanına koymanızda fayda var. O şekerin ani yükselmesini dengeliyor, biliyorsunuzdur mutlaka. Ben de tekrarlamış olayım. Şimdi koyalım fincanlarımıza. Videomu ve tarifi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bir yorum yazmayı unutmayın. En azından lütfen bana bir kalp bırakın.
Bu kanalım için çok önemli. Kanalımın daha büyümesine ve sizlere daha çok ulaşmasına sebep oluyor yorumlar. Ayrıca sevdiklerinizle de tariflerimi paylaşabilirsiniz. Soğuk algınlığınız varsa bal çok iyi gelir. Birazcık bal ilave edeceğim. Hem lezzet versin birazcık, hem de şifasını arttıralım. Şöyle hafif ılındıktan sonra koyarsanız balın faydasını da daha iyi görmüş olursunuz. Ben şimdi koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığına yakında diğerine. Balım da doğal, güzel bir bal. İstediğiniz her saatte içebileceğiniz, dediğim gibi kahvaltı yerine bile evde içip gidebileceğiniz şahane, faydalı bir içecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız lütfen yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.